Yurt dışında bizim bugün 253 temsilciliğimiz var. Yani biz bugün dünyanın en büyük 5. ekonomisi değiliz ama diplomatik temsil bakımından dünyanın en büyük 5. ülkesiyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarını yalnız bırakmayan bir ülke. Bu bir iddianın, bir vizyonun ifadesi her şeyden önce. Orta kuşakla Z kuşağı arasında bir iletişim problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Hepsi de kendisini bu ülke için, bu millet için feda eden insanlar. Kendimi hiçbir zaman başarılı addetmedim açıkçası Adem Bey. Ben Z kuşağı tartışmalarını açıkçası gençlere bir haksızlık olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Biz Yavuz Selim Kıran ismini çok fazla duyuyoruz son yıllarda. Bunun tabii farklı sebepleri var. Hem gençlerle olan diyaloglarınız çok iyi, hem dijital mecraları çok iyi kullanıyorsunuz. Merak ettik ve Yavuz Selim Kıran kimdir diye araştırdık. Karşımıza çok başarılı bir, uzun bir yol çıktı aslında. Yani dereceyle bitirilen okullar, erken bitirmeler, yurt dışına davet edilmeler. Siz nasıl bir çocukluk yaşadınız? Tabii başarı her şeyden önce göreceli bir kavram olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla bir insanın başarılı olarak etiketlenmesi, anılması çok güzel bir şey olmakla birlikte yeterli görmediğim bir şey. O yüzden kendimi hiçbir zaman başarılı addetmedim açıkçası Adem Bey. Ama tabii ki bir hayat mücadelesinin içinden geliyor olmak. Ben Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdum. 1 Ocak 1985 tarihinde ilk 5-6 yılımı köyde geçirdim. İlkokul vesilesiyle şehir hayatına başladım sayılır. Ve o çocukluk yıllarımı da hala hatırlarım. Şimdi benim de 7 yaşında bir kızım var. Ama kendi 7 yaşıma döndüğümde çok daha farklı bir jenerasyon görüyorum ve hissediyorum, gözlemliyorum. Bizim çocukluk yıllarımız tabii hep köyde o mücadelenin içinden başlayan o yolculuk. Daha sonra ilkokul, ortaokul, lise yılları, arkasından üniversite ve o hayat mücadelesi ve belki de yaşadığımız mecburiyetler, zorluklar bugünden baktığımızda bizi çok güçlü kılan bir erdeme, değer yargısına dönüştü ve nihayetinde ülkemize çok farklı pozisyonlarda, çok farklı makamlarda hizmet etme fırsatını sundu. Bunun için tabii ki Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Herkese nasip olmayacak bir pozisyonu, bir ünvanı taşıyoruz. Ama bunun sorumluluğunun da farkındayız her zaman. İnşallah bize güvenenler hiçbir zaman mahcup olmamıştır. Bundan sonra da mahcup olmaz. Sizin okul yıllarında siyaset dünyanızda var mıydı? Yani takip eder miydiniz? Siyasetle yolunuz nasıl kesişti? Aslında hiç yoktu ama etrafımızda olup bitenleri anlamlandırma sürecim aslında ortaokulun son dönemlerinde, lisede yıllarda başladı. Çünkü liseden sonra artık bizim için yepyeni bir hayat başlayacaktı. Özellikle üniversite hayatı. Hepimize üniversite hayatı bir sonun başlangıcı gibi görünüyor. Belki bir bitiş gibi görünüyor, bir finish gibi görünüyor ama aslında üniversitenin yepyeni bir başlangıç olduğunu da üniversiteye gelince fark ettik. Dolayısıyla iyi üniversiteleri kazanma arzusu, iyi üniversiteleri kazanmak mecburiyetinde oluşumuz lise yıllarında bizi etrafımızda olup bitenlere daha duyarlı kıldı diyebilirim. O sahip olduğumuz güçlü arkadaşlık atmosferi de buna yardımcı oldu. Çok duyarlı ve etrafına karşı hassasiyet içerisinde olan bir arkadaş grubuyduk biz. Sosyal sorumluluk projeleri, bir arkadaşımızın bir sorunu varsa onun imdadına koşma, onun yardımına koşma çabaları hep bizi etrafımızda olup bitenlere karşı duyarlı hale getirdi ve nihayetinde siyasetle tabii ki toplumun atar damarlarının olduğu bir platform. Atar damarı niteliğinde bir mekanizma, bir platform ve bu platformun da içerisinde olup bitenleri her zaman takip etmeye gayret gösterdik. Ama hiçbir zaman açıkçası hayatımda böyle siyasetin içinde olma hayali veya hedefi hiçbir zaman olmamıştı. Peki çok zor değil mi? Şu anda çok yoğun bir hayat yaşıyorsunuz bence gördüğüm kadarıyla. Hem görev yaptığınız konum itibariyle hem coğrafya itibariyle sürekli gündemdesiniz bakanlık olarak. Bir de çok ağır sorumluluklar var. Çok fazla tanınıyorsunuz. O özel hayat dediğimiz şey aslında çok ciddi, kısıtlanıyor da yani. Bu psikoloji zor değil mi genç yaşta? Tabii ki zorlukları var ama çok büyük bir manevi hazzı da var bunun. Ülkenize böyle bir dönemde, böyle bir yaşta hizmet ediyor olmanın verdiği haz her şeye bedel. O yüzden her zaman şunu hissediyoruz biz. Bir şekilde büyüklerimden de ben onu gördüm. Sayın Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bizlere rehberlik eden büyüklerimize baktığım zaman hepsinde şunu ben fark ettim, şunu gözlemledim Adem Bey. Hepsi de kendisini bu ülke için, bu millet için feda eden insanlar. Bizler de açıkçası böylesine büyük bir sorumluluk bize bahşedildiği için bunun sorumluluğunu kendimizi belki de feda ederek, kendimizi çevremize, etrafımıza, ailemize yok saydırarak bir şekilde bu yükün altından kalkmaya gayret ediyoruz ve bunun bizlere verdiği manevi hazda yarın çocuklarımıza, torunlarımıza, etrafımıza, çevremize anlatacağımız hikayelerin bir parçası olmak, bu hikayelerin içinde olmak zaten her şeye bedel. O yüzden bu zorlukları da bu şekilde göğüslemeye çalışıyoruz. 7 yaşınızdaki kızınızla
diyalogda problem yaşıyor musunuz? Çok yaşıyoruz açıkçası. Herkesin Z kuşağını konuştuğu bir dönemde. Ya şimdi o Z kuşağını zaman zaman Z kuşağı ne demek olduğunu kızımda çok daha net görüyorum. iPad jenerasyonu diyorum. Daha 3 yaşından itibaren iPad'le büyümeye başlayan bir nesil evet. Kızım. Ama şimdi o iPad izlerken o iPad'den açılan her pencerede kızımın vizyonunun ve ufkunun da nasıl genişlediğini gözlemliyorum ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum açıkçası. Teknoloji elbette çok önemli ama doğru kullanılması çok daha önemli. Tabii ki kızımda diyalog anlamında, kızım doğduğunda ben Sayın Bakanımızın o zaman baş danışmanı olarak görev yapıyordum. Açıkçası tabii ki Sayın Bakanımız artık Türkiye'nin dışında dünya siyasetinde de önemli yeri olan, bilinen, tanınan, saygın bir kişilik. Yıllara sari çalışmaları, tecrübeleri onun yanında bizim de çok yoğun bir tempo içerisinde çalışmamıza vesile oldu. Ve açıkçası kızımız da doğduğu andan itibaren hep arzu ettiğim iletişim kanallarının da açık olmamasına sebep oldu. Tabii bu açığı gidermek kolay değil. Yani onun büyümesi, gelişimi bir baba olarak tabii ki ülkeye hizmet etme sorumluluğumuz var. Ama baba olma sorumluluğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Evet. Elinden geldiğince onun eğitimine burada edindiğim tecrübeleri kanalize etmek ve onun iyi bir eğitim alması adına elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Zaman zaman tabii çok kısa aralıklarla da olsa sohbet etmeye gayret ediyorum. Her sohbet ettiğimde kızımın daha da büyüdüğünü hissediyorum. Tabii o biraz içimi parçalıyor açıkçası. Yani kızınızın büyüdüğünü böyle dönemsel sohbetlerinizde fark etmek, evet. Anlık onu gözlemleyememek, onun her anında yanında olamamak gerçekten büyük bir burukluk benim adıma. Ama onun da anlayışlı olduğunu hissediyorum. Yani baba bugün kimle görüştün? Baba bugün hangi karara imza attın? Gibi sorularla muhatap olmak da beni açıkçası heyecanlandırıyor. Hatta bazen şaşırtıcı sorular. Çok şaşırtıcı sorular. Ya bu kelimeyi nereden buldun falan diyorsun. Ya inanılır gibi değil. Yani şimdiki jenerasyon gerçekten duyduğumda böyle ağzımı açık bırakan kelimeler, cümleler kullanmaya başlamış. Başlamış diyorum. Yani mişli geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü gerçekten takip edemiyoruz ve kızımın büyüdüğünü de açıkçası dönemsel sohbetlerimizde fark ediyorum. Türkiye'de gerçekten orta kuşakla Z kuşağı arasında bir iletişim problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Ben Z kuşağı tartışmalarını açıkçası gençlere bir haksızlık olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Çünkü gençleri sadece belirli harflere, belirli kalıplara hapsetmenin en çok onlara haksız olduğunu düşünüyorum. Kendini de genç addeden biri olarak. Türk gençliğinin önünde çok büyük fırsatlar, çok büyük imkanlar var. Ve Türk gençliğinin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya ve insanlığa yapabileceği çok büyük hizmetler de var. Dolayısıyla böyle bir Z kuşağı tanımlaması yapıp o Z kuşağın içerisine hapsetmek ve herkesi tek bir kalıba sokmak bana gerçekten çok büyük haksızlık geliyor ve gençlerin de bunu kabul etmediğini görüyorum. Ben pek çok konferansa katılıyorum. Pek çok sivil toplum kuruluşuyla bir araya geliyorum zaman zaman. Ve hepsine onu soruyorum. Siz kendinizi Z kuşağı addediyor musunuz? Herkes böyle yani soruma soruyla cevap veren bakışlarla buna yaklaşıyor. Dolayısıyla iletişim aslında başlı başına karşılıklı gelişen bir süreç. Yaşla da ilgili değil. Yani insanın karakteriyle ve olgunlaşma süreçleriyle de yakından alakalı bir süreç olarak değerlendiriyorum. Ve bunun karşılıklı gelişmesi gerekiyor. Ben etrafımda hep yaşımdan büyük insanlarla çalıştım. Bakanlığımızda çok değerli diplomatlarımız var. Ve diplomasinin de özü aslında iletişim. Hep şunu fark ediyorum, yani ülkemize yıllarca çok farklı platformlarda hizmet etmiş olup veya farklı bir platformda, farklı bir alanda etrafına çok değerli katkılar sunmuş çok yaşlı insanlar tanıdım. İletişimleri çok güçlü. Bugün tanımladığımız veya tanımlanmaya çalışılan Z kuşağı profilinin aslında ta kendisi. Yani belki 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda olup da iletişimi çok güçlü olan, gençlerle çok güçlü iletişim kuran büyüklerimizi tanıdım. Aynı şekilde yine 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda çok değerli arkadaşlarımı tanıdım. Tıpkı ülkemize yıllardır hizmet etmiş bu büyüklerimiz kadar aynı şekilde ülkesine sevdalı, bağlı ve hep daha iyisini yapmaya çalışacak derecede olgun arkadaşlarımı tanıdım. Dolayısıyla ben bunu sadece bir harfe hapsedip gençlerin enerjisini, birikimini, tecrübesini ve ülkesine hizmet etme sevdalarını tek bir harfle tanımlamanın haksızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası ve Z kuşağı tanımlamalarını da her şeyden önce gençlerin reddettiğini görüyorum. Nedir bu Z kuşağı? Yani bunun bir tarifi var mı? Bunun bir tanımı var mı? Bunu varsa tanımlayalım, o tanım çerçevesinde konuşalım ama sanki böyle işte konformist, oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden tatmin olmayan, her şeyi eleştiren, itiraz eden, itiraz yeri geldiğinde güzel de bir şeydir ama böyle bir Z kuşağı tanımlaması yapılmaya çalışılıyor. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bugün Türkiye'nin özellikle son dönemde yaptığı atılımlara baktığınızda, bugün yerli ve milli teknoloji hamlesini konuşuyoruz. Sahada ve masada güçlü Türkiye tarifiyle, iddiasıyla girişimci ve insani dış politika diyoruz.
sağlıkta bütün dünya Covid-19'da boğuşurken Türk bilim dünyasının bu mücadelede ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Tam burada şunu soracağım. Siz Koca Yusuf'u Wuhan'a gönderirken uçağın aprondan ayrılışına şahitlik eden bir isimsiniz. Ne hissettiniz o anda? O gün 1 Şubat'tı Adem Bey, hiç unutmuyorum. Bütün Türkiye'nin gözleri o an dediğim bir televizyondaydı. Bütün dünyanın yani perde arkasında tabii kolay bir süreç değildi. O gün 1 Şubat itibariyle Türkiye'de henüz vaka yoktu. Aslında bu bile bu tehditle mücadelede Türkiye'nin gücünü ve ne kadar bu tehditlere hazırlıklı olduğunu ortaya koyan bir örnekti. Çünkü ülkenizde daha henüz vaka yok. Sağlık sisteminiz buna hazırlıklı olmayabilir. Yani karantina nedir? Covid pozitif ne demektir? Biz pozitif vaka duyduğumuzda telefonla konuşurken bile tedirginlik içerisindeydik ilk dönemlerde, hatırlarsınız. Yani ben dünyanın dört bir tarafında çalışma arkadaşlarımız Covid pozitif oldu. O kadar kaygılandık ki etrafımızda sevdiklerimiz, kendimiz, ben de pozitif oldum. İlk dönemlerdeki psikoloji de şimdi tabii artık 2 yıla yakın bir süredir dünyanın da alıştığı bir tehdit ama hala devam eden bir tehdit. O gün 1 Şubat 2019 itibariyle o günkü psikolojiye baktığınızda, ki Türkiye'ye ilk vaka 10 Mart 2019 tarihinde gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani ülkenizde daha henüz vaka yokken siz bu Covid-19'un kaynağına tahliye operasyonu yapmak üzere Koca Yusuf uçağınızı gönderiyorsunuz. Tabii bu her şeyden önce dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarını yalnız bırakmayan bir ülke iddianızı temsil etmenin vizyonu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı, Sayın Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın, Savunma Bakanımızın, bütün ilgili kurumlarımızın eşgüdümüyle son derece çetrefilli ve zorlu bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik ve Covid-19'un çıktığı yer olan kaynağından orada 30'a yakın vatandaşımızı alıp ülkemize getirdik ve hastanelere yerleştirerek çok büyük bir kaygının olduğu bir atmosferde, çok büyük travmanın olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde adeta tereyağından kıl çekercesine o operasyonu titizlikle başardık ve Türkiye'nin sağlık sisteminin de ne kadar kapasiteli olduğunu, ama bununla birlikte özellikle dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın kendisini yalnız, vatandaşlarımıza kendisini yalnız hissettirmeyen bir ülke olduğumuzu ispat ettik. Bilimsel anlamda da açıkçası en başarılı tahliye operasyonlarından birine imza atmıştık o zaman. Çünkü birkaç ülke de o dönem kendi vatandaşlarını almaya çalışmıştı. Ama dünya basınında Türkiye'nin yaptığı bu operasyon manşetlere taşındı. Hiç unutmuyorum, pek çok uluslararası basında Türkiye'nin Koca Yusuf geniş bir uçağındaki yankı buldu yani. Sadece vatandaşlarımızı da getirmedik. Bu operasyonu yapacağımızı duyduğu anda dost ve kardeş ülkelerin de bizden talepleri oldu. Onların vatandaşlarını da getirdik ve ülkemizde karantina süreçlerini tamamladıktan sonra ülkelerini uğurladık ve pek çok teşekkür mesajı da aldık. Biz tabii haberlerde şunu görüyoruz. Yani işte yurt dışında hasta olan bir vatandaş Türkiye'ye hava ambulansıyla getirildi. Başarılı bir şekilde işte aktarım sağlandı falan, ama arka tarafta muazzam bir çalışma var benim anladığım kadarıyla. Yani oradaki işte rahatsızlığı olan vatandaş büyükelçiliğe gidiyor. Oradan sizinle kontak kuruluyor. Siz herhalde buradan ilgili bakanlıkla kontak kuruyorsunuz. Bunun arka tarafta izin noktaları falan var. Yani arka tarafta çok ummalı bir çalışma söz konusu galiba. Nasıl oluyor o süreçler tam olarak? Bir kere bunun olmazsa olmaz koşulu insani duyarlılık Adem Bey. Yani devletimizin yıllara sari bu güç beslendiği kaynak olan insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu bir kere devlet olarak devleti temsil eden yetkili makamlardaki bizlerin, büyüklerimizin hissetmesi gerekiyor. Yani neticede ambulans uçaklarımız hamdolsun bugün devletimizin kapasitesi, kudreti buna yetiyor. Ama ambulans uçağımız olmasa da vatandaşımızın yanında olduğumuzu tarihin her döneminde hissettirmiş bir milletiz. Bugün imkanlarımız çok geniş. Sayın Cumhurbaşkanımız böylesine önemli bir vizyonu ve iradeyi ortaya koymuş. Ve Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden dahi onların merkezlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ambulans uçakları kendi vatandaşlarını alıp Türk hekimlerine emanet ediyor. Bu her şeyden önce bir duyarlılık meselesi. Yani bu duyarlılığa sahip değilseniz İstediğiniz kadar zengin olun. Dünyanın en zengin ülkesi de olsanız orada vatandaşınızın yanında olduğunuzu hissettiremezsiniz. Bu duyarlılığa bugün devletimizi temsil eden Sorumluluk Makamı'ndaki her bir sorumlu devlet görevlisi sahip durumda. Yani bunu bir kere milletimizin de gördüğünü, hissettiğini ben gözlemliyorum. Bunun arkasından tabii ki yurt dışında bizim bugün 253 temsilciliğimiz var. Yani biz bugün dünyanın en büyük 5. ekonomisi değiliz. Ama diplomatik temsil bakımından dünyanın en büyük 5. ülkesiyiz. Yani dünyada Türkiye'den daha çok temsilciliği olan 4 ülke var. Yani bu da bir vizyonun ifadesi. Kimler onlar? Bizim önümüzde kimler var ve biz kimden sonra geliyoruz? İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, yani bunların arkasından Türkiye geliyor. Bu bir iddianın, bir vizyonun ifadesi her şeyden önce. Dünyanın her noktasında bayrağımızı dalgalandırma iddiasının bir yansıması. Evet. Ama bu iddiayı sadece fiziken gerçekleştiremeyiz.
fiziki temsilimizi orada manevi anlamda da vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, Türkiye'den beklentisi olan insanların imdadına koşma konusunda Türkiye'nin temsil ettiği değerlerin dünyanın her noktasında temsil edilmesi bakımından orada bu sorumluluğu taşımak durumundayız. Yani bugün dünyanın neresinde bir vatandaşımız hasta olursa zaten oradaki başkonsolosumuzun, oradaki büyükelçimizin, oradaki çalışma arkadaşlarımızın temel vazifesi öncelikle o vatandaşımızın yanında olmak, hastalık sürecini takip etmek, tedavi sürecini takip etmek, iyileşip en iyi tedaviyi orada almasını temin etmek için o ülke makamlarını zorlamak. Öncelikle bunu yapıyoruz. Arkasından tabii ki o ülke koşullarında vatandaşımızın tedavisinin yetersiz kalacağını düşünüyorsak, tabii ki hastamızın doktorlarıyla da iletişim halinde, doktorları da uygun gördüğü takdirde bir epikriz raporu hazırlanıyor. O epikriz raporuyla birlikte biz Sağlık Bakanlığımızdan ambulans uçak talebinde bulunuyoruz. Arkasından tabii Sağlık Bakanlığımızın takibiyle, bizim Sağlık Bakanlığı nezdindeki takibimizde ambulans uçak planlaması yapılıyor ve arkasından hastalarımızı alıp getiriyoruz. Her gün bu şekilde 3-4 hastamızı dünyanın farklı köşelerinden alıp getiriyoruz. Hatırlarsanız pek çok ülkede böylesine önemli insan hikayelerine de Covid-19 sürecinde özellikle şahitlik ettik. Ben şeyi hatırlıyorum. Sanırım Fatma Şahin de orada devreye girmişti. Bir öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşımız bir yurt dışı seyahatinde merdivenlerden düşmüştü ve hatta size de teşekkür etmişlerdi orada. Zannediyorum ya ayaklarında bir problem olmuştu ya da belinde bir kırık meydana gelmişti. Çok önemli bir şey. Yani insanın kendini yalnız hissetmemesi bence kıymetli bir ya şey. Ya böylesine hiç tabii unutmadım. Bizim bilmediğimiz daha ne hikayeler var. Yani o kadar öylesine dokunaklı insan hikayelerine şahitlik ettik ki. Yani birkaçını burada müsaadenizle paylaşmak da isterim. Olur. Mesela benim şimdi aklıma gelen Moritanya'da çok önemli bir hikaye vardı. Naidibu şehri var, bir liman şehri. Başkent Nuakşot'a 7 saat mesafede bir şehir. Orada geçimlerini de balıkçılıkla sağlıyorlar. Bugün Moritanya'daki balıkçılık sektörünü gerçekten oradaki müteşebbislerimiz ve balıkçılarımız gerçekten ayakta tutuyor. Orada balıkçılık yapan hemşehrilerimizden birinin eşi büyükelçiliğimize ulaşmıştı. Büyükelçiliğimiz eşinin ciddi bir hastalığı olduğunu, bu hastalık çerçevesinde de sürekli kullanması gereken bir ilacı olduğunu, eşine ulaşamadığını ve bu ilacın da bittiğini tahmin ettiğini, bir an evvel bu ilaç ulaştırılmazsa eşinin hayati tehlikeye gireceğini söylemişti. Tabii o zaman Covid koşulları Afrika'da pek çok ülke çok sıkı tedbirler aldı bizim gibi. Sokağa çıkma yasakları ciddi anlamda orada o ülkelerde uygulandı. O dönemlerden biriydi. Tabii büyükelçimiz bizlere bu durumu intikal ettirince hemen bizler buradan, büyükelçimiz oradan gerekli girişimleri yaptı. Öncelikle ilacı temin etmek gerekiyordu tabii. Moritanya koşullarında kolay değildi o ilacı bulmak. Kolay bulunan bir ilaç değildi. Evet. O ilacı ararken orada Türkçe konuşan bir doktor hanımefendiyle büyükelçimiz karşılaşıyor. Türkçeyi nerede öğrendin deyince, Türkiye'de eğitim görmüş uluslararası öğrencilerden biri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş. Evet. Türkçeyi unutmamış. Hemen ülkesine dönmüş. Orada ülkesinin insanlarına hizmet ediyor. Orada doktorluk, hekimlik yapıyor. Tabii o kendisinden büyükelçimiz yardım isteyince hemen ilacı temin etmiş. Tabii ilacı temin etmek yetmiyor. Nuakşot'tan Naidibu'ya gitmek için o zor koşullarda, o sokağa çıkma yasağının kısıtlamaların olduğu bir dönemde o ilacı ulaştırmak çok büyük güçlük teşkil ediyor. Orada büyükelçimiz tabii ilgili makamlar nezdinde hemen girişimini yapıyor. O kızımız o hanımefendiyle birlikte jandarma eskorte eşliğinde o 7 saatlik mesafeye jandarma eşliğinde o ilacı ulaştırıyor. Ama yetmiyor. Neden? Çünkü balıkçımız açıkta, kendisine erişim yok. Hemen orada jandarma marifetiyle açıkta ulaşılabilen kişi üzerinden bir silsile, bir zincir oluşturuluyor ve o balıkçımıza ulaştırılıp kıyıya çıkarılıyor ve ilacı kendisine veriliyor. Hamdolsun bir sağlık problemi de yaşamamış. Yaşamadı da daha sonra. Ve daha sonra o vatandaşımız da ilk Moritanya'dan gerçekleştirdiğimiz ilk tahliye operasyonuyla ülkemize, Ordu'da ailesine kavuşturduk. Evet. Aynı şeyi Malezya'da yaşadık. Yine Malezya'da bir gemi adamının kızı ulaşmıştı bizlere. Babasının yine Hint okyanusunun ortasında seyrettiğini ve ilacının bittiğini, o ilaç kendisine ulaştırılamazsa aynı şekilde hayati tehlikesi olacağını söyledi bizlere. Hemen Malezya Büyükelçimizle birlikte gerekli koordinasyonu, eşgüdümü sağladık. İlacı buradan temin ettik. Türk Hava Yolları'mızla ilacı Malezya'ya gönderdik ve Hint Okyanusu'ndan gemi Malezya'ya demirlediği anda orada ilacını buldu ve o vatandaşımızın sevincinin bir fotoğrafı da var. Türk bayrağıyla birlikte o vatandaşımızın mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Devletimizin de büyüklüğünü ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanında olduğu hissini anlatması için bundan daha çarpıcı bir örnek de açıkçası çok zor olur. Şimdi siz bunu anlatırken aslında şunu gördüm. Biz sizinle burada bu sohbeti gerçekleştirirken bile şu an arka tarafta o kadar ciddi bir çalışma var ki belki de kaç insanın hayatına dokunuluyor şu anda. Siz eğitim hayatınızın son bölümünü ODTÜ'de
bitirdiniz ve erken bir bitiş oldu galiba, değil mi? Bir yıllık bir erken bitiş oldu. Herkese nasip olmuyor herhalde bu. Aslında zor başladı Adem Bey. Biz tabii küçük bir ilçeden, Ünye'den kalkıp Ankara'ya gelmek her şeyden önce bir kültür tabii şoku çok... yani bizim için. Hiç unutamam o günü. Kültür şoku, bir de şöyle yani şunu da konuşalım. Bazen insanlar gerçekleri işte acaba toplum ne der falan diye düşünüyorlar. Yani o dönemlerde zordu da yani. Şimdi çok, Ankara, çok zordu. Ankara'ya geleceksin, yer bulmak problem, ailenin maddi durumu belki o kadar elverişli değil. Hatta belki aile yani bu çocuğu okutalım mı okutmayalım mı noktasında bile düşünceye gidip geliyorlar diye düşünüyorum yani. Kolay değildi gerçekten. Tabii bir yandan ODTÜ'yü kazanmanın heyecanı ve gururu var. Bir taraftan hem büyük şehre hem ODTÜ gibi zor bir üniversiteye nasıl intibak edeceğiz kaygısı var. O gün, o dönem... Kazandık ama ne yapacağız içeride? O yıllarda Ünye'den ODTÜ'yü kazanan 4 arkadaştık. Onlarla hep bir arada olmaya gayret gösterdik. Şu an üçü nerede mesela? Şu an bir arkadaşımız Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nda, bir arkadaşımız Havelsan'da, bir arkadaşımız Meteksan'da. Hepsi şu an. Hepsi bir yerde. Evet, evet. Bir WhatsApp grubu var mı? Ya olmaz mı? Bizim bizim lise hayatımız çok güçlüydü. Sizin çok bizim enteresan fotoğraflar da vardır ama. Üniversite WhatsApp grubumuz var. Üye sayısı çok değil. Ama lise WhatsApp grubumuz hala çok aktif ve dinamik. Ünye Anadolu Lisesi mezunları olarak. Arkadaşlarımızla her zaman canlı kalan bir diyalogumuz var. Sizi hiç eleştiriyorlar mı? Ya burada da şöyle bir açıklama yaptın ama keşke şöyle deseydin falan diye. Mutlu oluyoruz tabii ki. O eleştirileri de açıkçası bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Kendimize ayna tutuyoruz. Aslında arkadaşlarımızın bu yöndeki eleştirileri ve yorumları samimiyetlerinden şüphe duymadığımız için bizler için çok daha önemli bir rehber oluyor. Yol gösterici oluyor ve çok önemsiyoruz. Hatta geçen şimdi aklıma geldi. Aksaray'da bir gençlik kampına davet etmişti Sayın Valimiz. Evet. O gençlik kampına gittim. Bir gece yarısı. Gece 11'de başladık. Ben fotoğrafları gördüm. Çok iyi fotoğraflar vardı. Yani çok güzel, unutamadığım kamplardan, konferanslardan biriydi. Çok da gerçekten heyecan duydum. Orada arkadaşlarımızla birlikte, 150'ye yakın arkadaşımızla birlikte dünya siyasetini, kariyer hedeflerini birlikte konuştuk. Kendi tecrübelerimizi de nacizane paylaşmaya gayret gösterdik. Aksaray'a gideceğimi duyunca bir arkadaşım aradı. Yıllardır görüşmüyorduk. Dedi ki ya Yavuz, Aksaray'a gelecekmişsin. Ben de Aksaray'dayım. Ben av arkadaşımı, doktor kendisi, profilinde görüyordum. Özel Aksaray Hastanesi diye. Şimdi reklam oldu ama. Olsun. Patraya göndeririz. Ben İstanbul Aksaray diye düşünüyordum. Hep kendisinin Aksaray'da yaşadığını düşünmüyordum. Ya kendisiyle de geçmişte çok samimiyetlerimiz, çok özel paylaşımlarımız olan bir arkadaşımızdı. Birlikte futbol oynadık, birlikte basketbol oynadık, birlikte ders çalıştık. İyi böylesine... top oynar mısınız? Yani fena değilimdir ama artık paslandık ya yani. Bizim bir halı saha ekibimiz var da sürekli yeniliyoruz ya. Takviye yapabiliriz takip yani. Ediyorum. Takip ediyorum. Takviyeye ihtiyaç varsa her zaman geliriz. Vallahi yani. Bir ara yapalım ya. Sonra arkadaşımın Aksaray'da olduğunu duyunca çok heyecanlandım. Ya dedim Burak, yani ben gece geleceğim. Vaktim varsa çok görmek isterim ama hemen de döneceğim gece. Çünkü sabah Ankara'da program var. Ben dedim memnuniyetle gelirim. Sonra kamp sırasında arkadaşımın geldiğini gördüm. Hatta konuşmayı yarıda kesip arkadaşlara da tanıttım kendisini. Arkadaşlar, sizlerle özel bir anımı paylaşmak istiyorum şu an. Karşımda gördüğüm şu an arkadaşım, buradan da ismini vereyim, Burak Bursalı. Çok başarılı bir arkadaşımdı. Yıllardır görüşmüyoruz. Yıllar sonra ilk kez burada karşılaştık ve şu an görüyorum kendisini. Kendisine hep gıcık olurduk dedim yani. Takıldım. Çünkü hem çok yakışıklı, hem çok iyi futbol oynuyor, hem çok iyi basketbol oynuyor, hem dersleri başarılı. Abi ona gıcık olurum. Potansiyel rakip ya. Bir insanın her şeyi iyi olur mu diye böyle takıldım arkadaşlarla. O da kısmen daha sonra konferans sonrası biraz kendi tecrübelerini paylaştı. Böyle çok güçlü arkadaşlıklarımız, dostluklarımız var. Ama üniversitede o kadar imkan olmadı. Çünkü üniversiteye başlar başlamaz ben iş hayatına da kısmen başlamış oldum. Bir staj programına başvurmuştum. O arkasından tabii bir kariyere dönüştü benim için. Okul biraz hobiye dönüştü ama... O kültür şokunu atlattıktan sonra her şey daha kolay gelişti. Staja başladım. Teori ile pratik arasındaki geçişin çok önemli olduğunu gördüm. Derslerimde de o pratikte staj programında edindiğim tecrübelerim ve yaptığım çalışmaların okulda çok faydalı olduğunu gördüm. Hatta hocalarımla sohbetlerimde kullandığım cümleler değişti. Onlar bana soru sormaya başladı falan. Yani gerçekten o staj programının ve iş hayatının eğitimime katkısı olduğunu bizzat tecrübe ettim ve okulda bu şekilde biraz erken bitti. Tabii bunun çok detayları var. Yani ilk o Ünye'den otobüse binip Ankara'ya geldiğimiz sabahı hiç unutamıyoruz. Hangi firmayla gelmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Reklama girmesin. Girmez ya, bir yani, şey olmaz. O zaman Ünye'de Eray Turizm vardı. Eray. Yerel. Ben de Kamberoğlu'yla gelmiştim. Kamberoğlu tabii, o da. 2000'in başlarında, evet, Kamberoğlu. Bir de Uzay Turizm vardı. Otobüs yolculukları ama çok... O dönem bence birçok çocuğun hayaliydi ya. Ya bizim için pıs pıs yapar ya bir de böyle. Aynı şekilde ben şehir dışına dahi çok nadir çıkmıştım. İlk ortaokul ve lise yıllarımda. Ünye'nin dışına
neredeyse hiç çıkmamıştım. Tabii Ünye de çok güzel bir yer ama yani. Nadir çıktığım dönemlerde ki okul döneminde de otobüse binip memlekete gitmek de çok büyük hayaldi. Bizim memlekette bir kavşak var, bir viraj var daha doğrusu. O virajı döndüğünde hep gözlerimizi açardık. Otobüste sabahın 5'i veya 6'sı olur. O virajda o işte Ünye manzarası, Ordu manzarası. Onunla gözümüzü açmanın hazzını kelimelerle tarif edemem. Hatta Ankara'da da o otobüs yolculuğundan bahsedince biz birkaç arkadaş işte memleketten hemşerimiz buluşurduk. Aşti'den otobüs Ordu'ya, Ordu otobüsleri kalkacağı zaman da bir tanıdık görürüz. Böyle işte bir selam söyleriz, işte 5 dakika sohbet ederiz diye. Bazen Aşti'ye giderdik. Oradaki kafelerde otururduk yani tanıdık görelim diye. O kültür şoku, o özlem, o hasreti kolay atlatamadık biz tabii açıkçası. Tabii bir de teknolojik olarak da şu anki imkanlar yok yani anne baba. Belki de mektupla haberleştiniz birçok dönem. Yani şeyi de hiç unutmuyorum Adem Bey. ODTÜ'ye geldik. ODTÜ tabii çok büyük bir kampüs üniversitesi. O 4 arkadaşımla birlikte bir oryantasyon programı var. Malumunuz Eymir Gölü ODTÜ'ye ait. Oryantasyon programında kampüste buluştuk. Zaten kampüsü şöyle etrafımıza bakarken hani o köyden indim şehre filmi var ya biz o psikolojideydik. Yani herkes bir şeyle ilgileniyor, bir şeyle uğraşıyor. Daha sonra Eymir Gölü'ne gittik. Hepten şok yaşadık. Çünkü biz işte bir balık ekmek alıp bir ağacın dibine oturduk. Bir kısım arkadaşlar kano yapıyor, bir kısım arkadaşlar streetball oynuyor. Herkes birbirini tanıyor. Ya biz ne yapacağız şimdi diye birbirimizle bakıştık yani. O günü hiç unutamıyorum. Daha sonra tabii hazırlık süreci ciddi bir kolaylaştırıcı süreç oldu bizim için intibak anlamında, intibak etme anlamında. O zorluğu ilk yılda yaşadım ben. Mesela ilk dönemki notlarıma göre ben kalıyordum sınıfta. Evet. 1.9'du ortalama. Uluslararası İlişkiler bölümünde birinci sınıf bittiğinde ben kalıyordum yani. Hatta bir dersten kaldım. Yaz okulunda o ders ilk defa açıldı. Yaz okulunda aldım. Yani böyle FF'le kaldığım ders AA getirdim. Ondan sonra o bir milat oldu benim için. Daha sonraki yaz okullarında da üstten ders alarak bu sefer okulu erken bitirmemin de önü açıldı bu şekilde. ODTÜ bir hedef miydi sizin için? Hedeften öte ütopyaydı. Yani ortaokulda bir okul gezisinde biz ODTÜ'yü ziyaret etmiştik. Ankara'ya da ilk gelişimdi o zaman. Tabii o günün koşullarında ODTÜ çok şehir dışında bir yerde. Başka bir dünya gibi yani biz böyle hani o ODTÜ'deki ilk günü anlattım ya onun daha ötesinde bir psikolojiyle hepimiz arkadaşlar baktık yani burası bizim için bir ütopya. Yani daha sonra çok şükür. Burada şeyin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi siz anlatınca hemen böyle gözümde canlandı. Siz Ordu'dan ODTÜ'ye geliyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz ve sizin hayal dünyanızda canlanıyor. Bugün de işte bu Teknofest'te Türkiye'nin birçok yerinden gençler geliyorlar. İşte orada uçakları görüyor, helikopterleri görüyor, işte bir sürü icatları görüyor falan. Onların dünyasında da bir yer ediyor. Yani işte o günün Yavuz Selim Kıran'ı bugünün bakanı, bakan yardımcısı, ülkesine hizmet ediyor. İşte bugün de Teknofest'e giden veya bunun gibi girişimcilik noktalarına ziyaret eden çocuklar da işte yarının mühendisleri, uçak mühendisleri veya bilişim vadilerinin kurucuları. Bu çok önemli bir şey ya bu gezi. Seyahatler. Bugün aslında dünyadaki başarı hikayelerine de baktığımızda hepsinin dünyadaki güçlü kişiliklere baktığımızda da hepsinin bence ortak özelliği şu Adem Bey. Hepsi hayallerini gerçekleştirmenin peşinden gitmişler. Yani önce hayal kurmuşlar sonra o hayallerinin peşinden gitmişler. O hayalleri de hiçbir zaman gerçekleştirilemez, başarılamaz bulamamışlar. O hayalleri gerçekleştirecek kudreti kendilerinde görerek onun peşinde gitmişler. İşte bu tarz geziler, programlar, Teknofest gibi özellikle teknolojiyle milleti buluşturan platformların bu bakımdan ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. İlkokulda da olsa ki ben kendi tecrübemden bunu yaşadım. Yani ODTÜ'ye geldiğimizde ütopya gibi görülen bir şey o an bizim zihnimize ve kalbimize düşmüş. Daha sonra bize başarma kudretini de bahşetmiş o düşünce, o hayal, evet. O tasavvur. Yani bu tasavvurun peşinden gitmek için önce o tasavvura sahip olmak lazım, onu görmek lazım, yaşamak lazım, dokunmak lazım. Yani deneyimleyemediğimiz hiçbir şeyin içinde de olamayız. Dolayısıyla bu bakımdan bu tarz platformları özellikle ilkokuldan, ortaokuldan, liseden itibaren bütün milli eğitim camiamızın öğrencilerimizi bu anlamda seferber etmesini ben çok önemsiyorum, önemli buluyorum. Ya her gün sabah uyanıp kravat takmak yormuyor mu? Abi ben yemin ediyorum yani haftada belki birkaç kez takıyorum ve çok yoruyor yani. Kravat, tıraş olmak, sürekli resmi olmak, sürekli hazır olmak. Bazen arkadaşlara takılıyorum böyle teknoloji dünyasında çalışan arkadaşlara. Ya şu yapay zeka artık şu tıraş olmayı ortadan kaldıracak bir icat bulsa falan. Böyle düşündüğümüz anda tıraş olabilsek, istediğimiz anda istediğimiz şekilde kravatımızı bağlasak. Daha dün kardeşimle kravat bağlama üzerine kavga ediyorduk. Yani çok güzel kravat bağlar. Ben çok güzel bağlayamam. Bir de öyle bir durum var yani. Neticede... Bunların hepsi aslında özenli olmanın, işinize gösterdiğiniz titizliğin de bir yansıması zor olsa da evet. Dediğiniz gibi her gün keşke tıraş olmak zorunda kalmasak bir çırpıda o yapay zeka, yeni teknolojiler bunun önüne geçecek icatları da ortaya çıkarsa. Sizin en sevdiğiniz renk lacivert mi?
Çok severim laciverti. Çünkü ben hep sizi lacivert görüyorum. Bugün de özellikle bu soruyu soracağınızı tahmin ediyorum. Çünkü daha önce bir sohbetini yapmıştık. Özellikle lacivert giyin. Aslında başka renk giyecektim. Dedim şimdi kesin takılır Adem Bey. Siz otomobil kullanmayı sever misiniz? Türk erkekleri genelde bu otomobillere karşı bir merak vardır yani. Bende de var. İşte bir iyi bir araba geçerken böyle uf derim yani. Vay arkadaş hani nasıl bağırıyor araba falan diye. Sizde de var herhalde gözler fıldır fıldır. Hiç böyle merakınız oldu mu sizin? Araba kullanmayı severim ama böyle bir marka merakı, arabada hangi özellik var merakım yok açıkçası. Neticede arabada bir araç. Yani bizi gideceğimiz yere ulaştıran bir araç yani. Öyle bakarım. Yani bu A markası olsa da B markası olsa da neticede çok fark etmiyor. Hani biriyle belki bir saatte gideceğiniz yolu, diğeriyle 40 dakikada 45 dakikada alabilirsiniz. Hayır, şunu yapar mısınız mesela? Bakanlıkta o gün çok yoğun bir gün geçti. Hepimiz insanız sonuç olarak. Bazen böyle bunalabiliriz, sıkılabiliriz. İşte sonuç olarak sizin tabii etrafınızda bir sürü arkadaşlar sizinle birlikte mesai yapıyor. Onları atlatıp arabaya binip şöyle bir doğa turu yapayım. Bunu çok yaparım. Yapalım. Özellikle hafta sonları. İşte hafta içi de bazen. Musa Eroğlu açayım giderken. Başı duman pare pare. Benim zaten tek bir hobim var diyebilirim. O da sıkıştığım zaman, yorulduğumu hissettiğim zaman hemen sevdiğim dostlarımı arayıp bir araya gelip sohbet etmek. Onlarla birlikte bir yolculuk yapmak. Tek hobim bu diyebilirim. Ve bu hobiyi de zaman zaman özellikle Ankara'daki çok güzel bir arkadaş grubumuz var. Onlarla bir araya gelip sohbet etmek, dertleşmek. Ve bunu yaparken de işte arıyorum arkadaşımı. İşte hadi gel beni al. Arkadaşlarıma da bilgi vermiyorum. Bir kafede gidip oturuyoruz. Sonra onun aracını ben kullanıyorum. Tabii böyle motosiklet merakı olan arkadaşlarım falan da var. Daha o noktada değilim. Ama bu dediğiniz şeyi burada yapıyorum. Yani hadi gelin beni alın. Veya bazen bir yere gidiyorum. Gittiğim yerde bırakıp oradan beni alın diyorum falan. Şu sizi üzüyor mu? Mesela yurt dışında bir bakan bir kafede bir bardakla çay alsa bütün Türkiye konuşuyor. İşte gördün mü bakan gibi bakan falan diye. Fakat Türkiye'de bunu yapan çok isimler var. Ya ben sizi bildiğim için yani sizin hani egosuz biri olduğunuzu biliyorum. Ticari taksiye de binersiniz. Dolmuşa da binersiniz. Belki bunlar zaman zaman sosyal medyaya yansıyor. Belki yansımıyor. Ama burada bir çifte standart var yani. Yurt dışındakiler daha pozitif algılanabiliyorlar. Bu sizi üzüyor mu Türkiye içerisinde? Bunu haksızlık olarak görüyorum. Aslında şunu da ifade etmek lazım. Yani bugün belki toplumda eleştirilen, ajite edilen, abartılan, mübalağayla yaklaşılan veya antipatik görünen devlet büyüklerimizin sahip olduğu imkanların çoğuna hiçbirinin ihtiyacı yok yani. Bugün işte benim de karşı çıktığım pek çok uygulama var. Hatta bunların zamanla kalkacağını düşünüyorum. Yani işte çakarlı araç, VIP kullanmak vesaire. Bunların hiçbirine bugün sorumluluk makamındaki kişilerin ihtiyaç duyduğunu ben hiç tek bir örneğini bile hatırlamıyorum. Ama nedir bu? Yani görev gereği insanlar bir yere daha hızlı gitmek zorunda kalabilir. Bunun bir yani bu imkandan faydalanan kişiyi de memnun eden bir şey değil açıkçası. Yani biz de elimize kafede kahveyi alıp sıraya girip hesabımızı ödeyip çıkıyoruz. Çifte standart olmasın diyoruz yani. Bence olmaması lazım yani. Ya bu insanı daha özgür hissettiren bir şey. Onu diyorum yani ya bir kafeye girdiğimizde etrafımızda korumaların olması veya herhangi bir bakanımızın, bir devlet yetkilimizin böyle bir görüntü içinde olması her şeyden önce onu mutsuz eder. Bunu evet, gördüm yani. Kesinlikle öyle. Ben ama bizim bunu birkaç yıl içerisinde çok aşacağımızı düşünüyorum yani. Ben de öyle düşünüyorum ve bunların da açıkçası zamanla tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ya şeyi hatırlıyorum mesela Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Devlet Bahçeli Fatih'te bir kafede otururken genç bir hanımefendi kardeşimiz selfie yapmıştı ya bugünkü kahve arkadaşlarım diye. Hatırlar mısınız? Ya 150-200 bin like almıştı mesela. Çok doğal bir şey yani. Hani bu bence bizi Z kuşağı dönüştürecek. Yani o dil, o samimiyet birçok insanın ön yargılarını da kıracak. Birçok insanı da şeffaflığa çekecek. Bu süreçte ben bunu göreceğimizi düşünüyorum açıkçası yani. Ben de buna katılıyorum. Siz müzik olarak ne dinlersiniz daha çok? Ben her çeşidi dinlemeye çalışıyorum. Caz dışında. Caz çok dinleyemiyorum. Ama klasik müzik dinlerim. Konserlere giderim zaman zaman. Türk sanat musikisini çok severim. Türk halk müziğini ama modern yorumlarını çok beğenirim. Özellikle Anadolu olarak daha çok dinliyorum. Bu alan beni daha çok cezbediyor açıkçası. Ben de bu yeni coverlanmış eserleri evet, çok severim. Evet, yani, Müslüm Gürses'in mesela. Bir Timuçin Esen Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'le dinlerken daha çok mest oluyor insan. Aslında bunu bir sorumluluk da addediyorum. Pek çok sanatçı büyüğüme bunu tavsiye ediyorum. Hatta sanat camiasında pek çok yapımcıya da tavsiye ediyorum. Belki sürprizi kaçacak ama hatta geçenlerde bu konularda çok mahir bir dostuma... Sürprizi kaçmasın ya, bizim kanalda sürpriz olsun işte. Çok bu konularda çok mahir ve zevkini çok takdir ettiğim bir organizatör dostuma şöyle bir teklifte bulundum. Ya şöyle geniş bir senfoni orkestrasıyla bir akşam bize bir dinleti yapsan, bütün
Türkiye'ye tabii, Türk milletine, özellikle Ankaralılara. İşte o geniş senfoni orkestrasının önünde bir Mustafa Keser dinlesek, bir Ebru Gündeş dinlesek vesaire, klasikleri dinlesek, dediğiniz gibi Müslüm şarkılarını dinlesek, çok hoşuna gitti onun da. Şimdiden çalışmalara başladığını bana geçenlerde söyledi ama ne durumda veya ne ölçüde gerçekleşebilir bilmiyorum. Belki ikinci bir telefon gerekebilir. Yani. İnşallah. Yani bunu özellikle yeni nesilde şunu hep söylerim ya, türküler bir duygu ifadesi değil mi? Yani türkülerimizin her birine baktığımızda inanılmaz bir duygu iklimi görüyoruz. Yaşanmışlık var yani. Şimdi bizim duygumuz yok mu yani? Hiç ben benim çağımda yeni bir türkü yazıldığına, bir türkü bestelendiğine şahitlik etmedim. Hala o eskileri değerlendiriyoruz. Yani sanki bizim jenerasyonumuzun duygusu yokmuş biz gibi. Biz hiç aşık olmadık yani, kardeşim. Yani, mektup yazmadık mı biz? Bunu hep sorgularım. Her sanatçımıza da sorarım bunu. Ya bizim çok duygumuz güzel, yok evet mu? Ya, bizim, yani bizim türkü, niye geçmişe ait bir şey olsun? Ya, orada kalsın. Ha, bugün bunu türkü olarak adlandırmayıp başka bir şey olarak adlandırıyor olabiliriz. Belki farkında değilizdir. Ama dün belki arabesk diye adlandırdığımız, küçümsediğimiz, dışladığımız bir tarz bugün pek çok genci mest eden yeni bir şeye dönüştü. Yeni bir duygu dünyasına dönüştürdü gençliği. O yüzden geçmişteki bu zenginliklerimizi bugüne ve geleceğe taşımak gerektiğini düşünüyorum. Bunun yolu da açıkçası yani hayatın gerçekleriyle uyumlu bir şekilde belki modernize etmek, yeni yorumlarla, yeni yaklaşımlarla, yeni enstrümanlarla destekleyerek. Çağ ayak uydurmak. Tabii yani geçtiğimiz günlerde şimdi milli marşlarımız hepimizi coşturuyor değil mi? Göksel. Ama işte Haluk Levent bir Kızıl Ordu'yu da bir gösteri yaptığında her yerde yok satmış biletler. Bu çok memnun etti beni. O da çok önemli. Formula 1'de de Göksel İstiklal Marşımız okudu. Evet. O da çok iyiydi yani. Ve toplumun her kesiminden takdir topladı. Özü kaybetmeden bunları modernize edebileceğimizi düşünüyorum. Bu duyguları da, geçmişteki o zenginliğimizi de ancak bu şekilde ben geleceğe taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Siz Müslüm filmini izlediniz mi? İzledim. Duygulandınız ya, mı? Çok çarpıcı yani. Ağladınız mı? Yani gözlerimden yaş geldi ama durdurdum yani. Ya niye durduruyorsunuz ya? Bir de bazı insanlar böyle bize hep şunu söylediler. Ya işte erkek adam ağlar mı falan. Bence erkekler daha çok ağlamalı ya. Biz kadınlardan daha duygusal. Ben Müslüm filmini izleyince şuna çok hayıflandım. Timuçin Esen o filmde söylediği şarkıları albüme dökmemişti. Uzun süre bekledi yani bunun için. Hep ondan hayıflandım yani. Albüm çıktığında da hemen gidip aldım ve sürekli adam yürekten dinliyorum. Söylemiş ya. Yani. Benim çok böyle tarzı. Sevdiğim yaşanmış hikaye filmlerine ben çok bayılıyorum yani. Mesela bu Halis Karataş'ın filmi de çok iyi. Evet, için şampiyon. Onu izlemedim ama. Ya onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse yalnız izleyin. Yanınıza da böyle bir peçete şeyi alın yani. Naim de çok etkileyici. Naim'in filmi de çok etkileyici. Mesela orada da Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görüyoruz. Çok, bu da çok kıymetli bir şey ya. Yani. Gelecek nesillerimize de aktarılacak bir yapıt öyle. Oldu. Baş yapıt oldu. Onun yani. İşte Türkiye'ye gelme hikayesi, o uçaktaki anons, ona anons falan. Şimdi biraz da anlatsam ağlayacağım yani. Ben çok duygulanmıştım ya. Siz maç izlerken hiç hakeme falan kızar mısınız? Ya hakem böyle de karar hakemin art niyetli olduğunu hissedersem veririm. Çünkü çok bariz kararlar oluyor bazen. Yani hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Trabzonsporluyum. Ha. Ben küçükken Galatasaraylıydım. Benim eniştem koyu Trabzonsporluydu. O zaman şakşaklar vardı. Hmm. Bir şakşakla beni kandırmıştı. Trabzonsporlu yaptı. Yaş sonra, kaçtı o zaman? Yaş 8 veya 9'dur. Yani, tam kanma vakitleri. Evet, ben, evet. Ben de 7 yaşında bizim imam bütün gençleri kandırmıştı. Yani. Tabii Galatasaray o zaman yani hala gönlümüzde farklı bir yeri var. Onu itiraf edeyim. Başarılarla dolu bir kulüp. Ama Trabzonspor'un da bir hikayesi var. Yani o İstanbul furyasını. Trabzonspor bir baş kaldırıdır. Evet aslında yani o bakımdan beni hep o hikaye cezbetti. Ta çocukluğumdan bu yana cezbetti. O şakşakı da görünce ya böyle acayip heveslenmiştim o zaman. 1-0'dan her zaman iyidir diyerek. Sonra tabii o gün bugündür daha şampiyon olamıyoruz. Evet. Ama bir fanatizme de sahip değilim. Yani futbol hiç şampiyonluk neticede gördünüz mü siz? Görmedim. Ben yani de görmedim. İşte geçen yıl kıyısından döndük. Ama bir fanatizme sahip olmamak şunu getiriyor. Yani kim zevk veren futbol oynuyorsa onu destekliyoruz gönlümüzden. Hani bir yıl Beşiktaş bunu yapıyorsa, Beşiktaş'a karşı bir antipati içinde bakmıyorum. Veya Galatasaray bunu yapıyorsa veya Fenerbahçe göze zevk veren bir futbol oynuyorsa, sonuç odaklı gol atmaya yönelik. Neticede futbolun özü gol atmak. Kesinlikle yani savunma öyle. Yapmak değil. Bazı teknik direktörlerimiz var. İnsanı gerçekten yani sahada izlediğimde takımı atak yaptığında neredeyse takımı fırçalayacak derecede bozulan teknik direktörlerimiz var. Yani isim vermeyeyim şimdi. Ama hücum futbolunu da seven, destekleyen, teşvik eden herkesi, özellikle yeni jenerasyon teknik direktörlerimizi çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Bu futbol oynayan takımlarımızı da destekliyorum açıkçası. Tabii ki gönlümüzden her zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu geçiyor. Bu yıl da iyi bir takım kurdu Trabzonspor ve
İyi de bir futbol oynuyor. Evet. Ama bu maçları ben TFF 1. Ligi de çok yakından takip ediyorum. Orada mesela yine yakından takip ettiğim takımlar vardır. Enteresan şekilde ilk 11'lerini sayarım bugün yani pek çok takımı. Aa. Yine 2. Ligi de sonuçları itibariyle takip etmeye çalışıyorum. Ordulu olmaması bile Ordu'da şu an 3. Lig'de 3 tane futbol takımımız var. Bölgesel amatör ligde yine takımımız var. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. Bana zevk veriyor açıkçası. Bu sektörün de özellikle toplumdaki dönüştürücü gücünü önemsiyorum ama başka branşları da. Çok ciddi bir basketbol izleyicisiyim. Geçmişte oynadım da. Voleybolda elde ettiğimiz başarılar ülkemizin adeta yumuşak gücü haline de geldi. Bu bakımdan da voleyboldaki başarıyı kurumsal anlamda yani voleybolda özellikle Akif Üstündağ Başkanımızın projelerini çok yakından takip ediyorum. Kadın voleybol takımımızın, erkek voleybol takımımızın alt gruplardaki başarılar göğsümüzü kabartıyor. Her geçen gün engelliler, işitme engellilerin en son elde ettiği başarı gerçekten takdire şayan hepimizi gururlandırıyor. Şu an olimpiyatlarda, en son olimpiyatlarda hem Paralimpik'te hem de bir öncesinde inanılmaz başarılar imza attık. Yani müthiş ve bunun şu an kurumsallaştığını da görüyorum ben. Yani voleyboldaki modelin bütün branşlar tarafından örnek alınması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Spor liseleri vesaire. Ya Sayın Bakanım, spor ve sanat toplumun alt tabakalarına iyice yayıldığında aslında biz iletişim kuracak o kadar çok farklı mekanizmalar bulabiliyoruz ki ister istemez bizi yan yana getiriyor zaten. Dolayısıyla bunların ülkemizde güzel yatırımları var. Özellikle spor alanında çok ciddi yatırımları var. Altyapı anlamında, tesis anlamında. İlerleyen yıllarda çocuklarımız inşallah güzel bir gelecek inşa edecekler bu anlamda diye düşünüyorum. Hem kutuplaşmanın bitmesi anlamında hem de uluslararası başarılar anlamında. İnşallah en büyük arzumuz o. Yani tribünlerde aynı takımın etrafında ortak bir hedefe kilitlendiğimizde milli takımlarımız için de geçerli. Türkiye bir bütün topyekün Türkiye'nin dünyada elde ettiği başarılarda da böyle olması gerekir. Yani aynı hedefte ortak payda etrafında farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görerek ülkemizin güçlenmesi adına hepimizin ve ülkemizi temsil eden değerlerin güçlenmesi adına hepimizin gücümüzü, enerjimizi birleştirmekten başka çaremiz yok. Şimdi tabii hep başarı hikayelerini konuşuyoruz ama dünyada son dönemde başarısızlık hikayeleri de veya kaybetme hikayeleri de çok fazla trend. Özellikle iş insanlarının hayatında biz hep işte bindikleri otomobilleri, oturdukları evleri, kurdukları şirketleri falan konuşuyoruz ama geçmişe yönelik de bir sürü başarısızlık veya kaybetme hikayeleri de var. Siz Ordu'da milletvekili adayı oldunuz. Sonuç olarak aslında AK Parti Ordu'da çok iyi bir grafik yakaladı ama sizin milletvekili adaylık sıranızı yakalayamadı. Ne hissettiniz o gece? Belki de ilk kez kaybetmeyi yaşadınız diyebilir miyiz? Ya açıkçası... Ya da bu bir kaybetmek midir? O da ayrı bir konu tabii ya. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani neye göre kaybettiniz, neye göre kazandınız? Bunu zaman belirler açıkçası. Kendi adıma siyaset... içerisinde olmayı hiçbir zaman beklemiyordum ben. Büyüklerimizin telkiniyle o dönem bir şekilde görevimizden istifa edip milletvekili adayı olduk. Ordu'dan, memleketimizden. Başvurumu da bizzat Ordu'dan yaptım. Çünkü o sokaklarda büyüdük, oralarda yetiştik. Oranın hamurunu, oranın mayasını taşıyoruz ve her zaman memleketimize karşı da bir minnet borcu besliyoruz. Çok heyecanlandım açıkçası. Yani yeni bir dünyaya giriyoruz. Hep mutfakta kaldım ben görevlerim itibariyle, geçmiş görevlerim itibariyle. Mutfak işleri yaptım. İşte danışmanlık, müşavirlik, metin yazarlığı. Bunların hepsi mutfakta kalmayı gerektiren. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde metin yazarlığını yapıyordunuz, evet, değil mi? Evet, o dönem çok güçlü bir ekiple o zaman. İlk başladığımda ekibimizin başında Yalçın Akdoğan vardı koordine eden olarak. Daha sonra bugün hala aynı görevi ifa eden Hamdi Kılıç baş danışmanımız, Mustafa Şahinler. Pek çok arkadaşımla orada mutfakta bir okul gibiydi o bizim için. Evet. Benim için özellikle çünkü yani metin yazarlığı aslında okulu olan bir şey değil, eğitimi olan bir şey de değil. Tamamen toplumun nabzını iyi tutmanız, toplumun beklentilerini iyi hesap etmeniz ve topluma doğru şeyleri söyleme noktasında, doğru cümleleri kurma noktasında yönlendirici olmanız gerekiyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman bir metin ekibine ihtiyacı olmadı. Dünyanın en karizmatik liderlerinden biri, en iyi hitap eden liderlerinden biri. Ama danışmanlık anlamında bu metinlerin hazırlanması, bu bilgi notlarının hazırlanması, yönlendirici mahiyette, bilgilendirici mahiyette bu raporların hazırlanması çok çok önemliydi. Ben de o ekibin içerisinde çok şey öğrendim açıkçası. İşin doğası gereği hep mutfakta çalıştık. Daha sonraki dönemlerde de, önceki dönemlerde de. Evet. Yani mutfakta olmanın... Mutfak bizim işimiz diyorsun. Ya yaptığımız yemekler ne kadar iyi o tartışılır tabii ama mutfakta olmak hep üretmeyi de gerektiriyor. Sürekli üretken olmak zorundasınız. Ürettiğinizde yetinmemek zorundasınız. Bu insanı biraz edilgenleştiriyor da yani sürekli zihninizde yarın hangi raporu hazırlayacağım, yarın hangi bilgi notunu hazırlayacağım, yarın
hangi projeyi yapacağım? Sürekli yeni bir maraton aslında. Sürekli yani bazen bizi de tatmin eden, vicdanımızı da tatmin eden çok güzel projeler yapıyorduk. O gün bile onun hazının daha heyecanını yaşayamadan yarın ne yapacağız diye şimdi hani iki günü bir olan ziyandadır diyor ya Efendimiz. Yani biz de hep yarın bundan daha iyisini nasıl yapacağız düşüncesi içinde olmak zorundaydık. Her şeyden önce işimizi iyi yapmanın gereği bu, sorumluluk sahibi olmanın gereği bu. Bugün de aynıyız yani çok farklı değil ama mutfakla mutfağın önünde olmak çok farklı şeyler. Büyüklerimizin telkiniyle ve teşvikiyle o dönem hiçbir zaman içinde olmayı beklemediğim ama sürpriz bir şekilde bir anda kendimi içinde bulunduğum bir mecraya atıldık. Siyaset kurumunu ben çok önemsedim hep. Ama her alanı önemsedim. Yani bürokrasi de çok önemli. Medya da çok önemli. Sivil toplum da çok önemli. Yeter ki orada amaç millete hizmet etmek olsun. Bunların hepsi millete ve ülkesine hizmet etmenin araçları. Bir birey olarak topluma faydalı olmanın araçları. Siyasetle topluma faydalı olma adına, milletinize ve ülkenize hizmet etme adına katma değeri en yüksek platform tartışmasız. Yani siyaset kurumu içerisinde aldığınız bir kararın, attığınız bir adımın topluma doğrudan etkisi var. Bu bakımdan çok önemli. Önemsediğim bir alandı, mecraydı. Ama şunu fark ettim. Mutfağın önüne çıkınca, bir anda hani mindere çıkınca... Lambalar yandı. Böyle lambalar yandı sizin deyiminizle. Kolay olmadı ama mutfakta yaptığımız çalışmaların siyasette... Siyasi platformda da bana çok şey kattığını gözlemledim. Özellikle çalıştığım büyüklerimizin, Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, birlikte çalışma ortamı içerisinde bulunduğumuz her bir büyüğümden çok şey öğrendiğimi hissettim sahada. Ve o bana çok şey kattı. Hatta tabii aday adayı olduk. Aday adayı olarak yapmanız gereken çalışmalar var. Bir de mahcubiyet oluyor. Yani teşkilata gidiyorsunuz Adem Bey. Yani sizi tanımıyorlar. Şimdi ben Orduluyum. Ünye ilçesinde doğdum. Orada yetiştim. İşte hep bürokrasinin bir yerinde olduk. Temas ettiğimiz teşkilat mensuplarımız oldu. Ama temas etmediğimiz teşkilat mensuplarımız oldu. Gidiyorsunuz, ben aday oldum. İşte temayül yoklamasında oyunuzu bana verin diyorsunuz. Bu çok samimiyetsiz gelen bir şeydi bana. Ben kendimi anlatıyordum sadece. Oyunuza, desteğinize talibim. Ama ben daha çok desteğinizi hak etmeye talibim. Bu yaklaşım içerisinde oldum. Elbette desteğini her zaman arkasında hissettiğim bakanımız başta olmak üzere, çok Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere büyüklerimiz oldu. Ama onlar beni destekliyor diye ben bir rehavet içerisine giremem. Onların desteğini her şeyden önce hak etmem gerekir. Siz son seçimlerde de çok ciddi orduya gidip geldiniz yani. Yani bu dediğim gibi memleketime olan bir borcum, bana duyulan güvenin bir gereği, sorumluluk duygusunun bir gereği. Onu anlatacağım. Aday olarak çalışmalara başlayınca sahada bir sahiplenme hissettim. Bu çok büyük bir haz verdi bana ama çok büyük bir sorumluluk da yükledi üstüme. O beklentiyi yerine getirmek için çok çalışmanız lazım. Çünkü güven zor kazanılan ama kolay kaybedilebilen bir olgu. Yani güveni, o zor kazandığınız güveni bir çırpıda kaybedebilirsiniz. Bu çok kolay. Tabii en önemli duam ve temennim bu güveni hakkıyla temsil edebilmek ve kaybetmemek. Bunun için, bunun yolu da aynı samimiyetle, aynı duyarlılıkla, aynı hassasiyetle çok çalışmak, çok yorulmak. Yoruldukça insan haz alıyor açıkçası. Bunu gördüm sahada. Ama mutfakta olmakla sahada olmak arasındaki ayrımı da çok net gördüm. Aday adaylığı sürecinden sonra listeler açıklandı. Ben kendimi 6. sırada görünce çok tabii mutlu oldum. Yani pek çok aday adayı arasından o listeye girmek bile çok büyük bir onur. Yani... Hiçbir zaman listedeki yerimi sorgulamak zaten bize yakışan veya teşkilat kültürüyle de yakışan bir durum değil. Hiçbir zaman yerimi sorgulamadım ve hatta hiç unutmuyorum. Ankara'dan pek çok arkadaşım vardı o gün. Liste açıklandığı anda yanımda olmak isteyen. Böyle 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikteyiz. Liste açıklandı arkadaşlar. 6. sıradayım deyince böyle bazısı üzüntüden, bazısı tepkiden, bazısı hayal kırıklığıyla vesaireyle bir baktım kafamı kaldırdım da yanımda 2-3 kişi kalmıştı. Ya dedim buraya kadarmış bütün dostluğumuz. Yani listedeki yerimize göre mi arkadaşlık yapıyorsunuz diye takılmıştım. Tabii şaka bir tarafa. Daha sonra... Ama bu da var tabii yani. Böyle durumlar da var siyasetin içerisinde. Ben tabii liste açıklandığı akşam hemen memleketime gittim. Tabii bölgesel denklemler vesaire. Herkes listeyi işte şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Ben hemen gittim o gece. Hemen ilk geceden itibaren çalışmalara başladım. Daha sonra tabii ilk tanıtım programımızı hiç unutmuyorum. İşte bütün adaylarımızla birlikte o günkü il başkanı, belediye başkanı ile birlikte Samsun sınırında buluştuk. Samsun sınırından Ordu'ya girdik. Sınır ilçesi de Ünye. İlk programımız Ünye'de SKM açılışı. Yani seçim koordinasyon merkezimizin açılışıydı. Yağmurlu da bir havaydı. Hava çiseliyordu. Böyle 2-3 bin kişilik bir grup teşkilat yol arkadaşlarımız orada. Herkes tabii adayları bekliyor. Biz girdik büyük bir coşkuyla. Ben tabii son sırada olmanın verdiği duyguyla zaten konuşmam diye bakıyordum. Yani bana mikrofon vermezler. Son sıradayız zaten.
seçilme ihtimalimiz kolay değil. Biraz zor görünüyor ama çalışacağız seçilmek için. Sonra tabii nezaketen, ben de tabii üyeli olmama sebebiyle nezaketen teşkilatımız bana ilk mikrofonu uzattı. Yani seçim kampanyasının açılışının ilk konuşmasını ben yaptım. Böyle yıllardır işte bürokrasidesiniz, mutfaktasınız, çalışıyorsunuz, rapor hazırlıyorsunuz, metinler yazıyorsunuz falan. Bir anda böyle panikledim açıkçası. Ayaklarım titriyor, ellerim titriyor. Belli etmemeye çalışıyorum. Tabii duygusal anlar da vardı. Rahmetli olmuştu ilçe başkanımız o zaman. Onun kardeşini karşımda görünce rahmetli ilçe başkanımızı iade ettim. Hiç unutmuyorum, 27 Mayıs'ta o gün. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde demokrasinin öneminden bahsettim. Ama karşımdaki kitle de böyle hani benim heyecanımı sanki hani yakalanmışım gibi, bir suçluluk psikolojisi içindeyim. Hani o paniği hissetmiş gibi geliyor. O panik beni daha da panikletiyor, o duygu. Yani alıcı değil yani. Sürekli konuşuyorum, konuşuyorum, bitmiyor. Bir yerde bitmesi lazım. Konuşmayı bitirmem lazım artık derken aklıma bir espri geldi. O an Allah herhalde bir ilham verdi. Dedim ki çok teşekkür ederim, yani lütfettiniz. Son sıra olmama rağmen bana burada mikrofon takdim ettiniz. Ben son sıra aday olarak bütün teşkilatıma şunun sözünü veriyorum. Üzerimdeki 5 kişiyi Ankara'ya göndereceğim dedim. Ama onlar da giderken beni unutmasın. 6'da 6 yapalım dedim. O espri üzerinden bütün seçim kampanyası artık slogan oldu, 6'da 6 şeyiyle. Yani mutfaktaki o çalışmaların sahada bambaşka bir şeye evrildiğini gördüm. Çok heyecanlandım başlarda tabii. Daha sonra çok öğretici bir süreç oldu benim için de. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Belki de ilk kez bu kadar size ait özel bilgileri şey yaptık yani. O özel odalara girdik. Son olarak şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin için çok özel birisi olduğunu biliyorum. Çok kıymet verdiğinizi de biliyorum. 2023'te nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? 2023 açıkçası Türkiye için bir kırılma noktası. Dünya için de bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye son dönemde çok ciddi badireler atlattı. Son 20 yılda özellikle. Yani kolay değil. Her biri birbirinden çetrefilli sınamalar. Yani bugün bir pek çok toplumsal geçmişte yaşadığımız olaya, siyasi olaya, güvenlikle ilgili kaygılara baktığımız zaman, etrafımızdaki ateş çemberine baktığımız zaman, güneyimizdeki, doğumuzdaki istikrarsız kuşaklara baktığımız zaman Türkiye çok zorlu bir coğrafyada. Bu zorlu coğrafyada bugün güçlü bir şekilde ayakta kalabiliyorsak, burada tabii Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği bu adımların ve özellikle yerli ve milli teknoloji hamlesinin, daha adil bir dünya hedefinin iddiasının çok büyük katkısı var. Bugün bütün bu kazanımların devam etmesi için, bugün dediğim az önce ifade ettim, yani Türkiye bugün dünyanın en büyük, en güçlü ekonomisi değil belki. Ama dünyada böylesine zorlu bir coğrafyada bulunmasına, yer almasına rağmen süper güç olarak gösterilen bir ülke. Biz çocukluğumuzda belki siz de hatırlayacaksınız. İlkokulda, ortaokulda bize Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda ilerleyen bir ülke olduğu hep anlatıldı öğretmenlerimiz tarafından. Daha sonra lise yıllarına geldik, Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu anlatıldı. Üniversiteye geldik, uluslararası ilişkiler eğitimi alan bir biri olarak hocalarımızdan hep şunu duyduk. Türkiye küresel güç olma yolunda ilerleyen bir bölgesel güç tabirini hep duyduk. Ama bugün bizim tarafımızdan değil, dünyanın pek çok lideri tarafından, pek çok devlet başkanı tarafından Türkiye küresel güç addedilen bir ülke. Küresel güç olarak adlandırılan bir ülke. Bu tabii bir hikayenin sonucu. Yani dünyanın en büyük ekonomisi değiliz, en çok insani yardım yapan ülkesiyiz. Dünyanın en büyük ekonomisi değiliz, dünyada en geniş diplomatik temsilciliğe sahip 5. ülkeyiz. Yerli ve milli savunma sanayinde bugün ihtiyaçlarımızın %70'ini kendi imkanlarımızla karşılayabilecek kudretli ülkeyiz. Kendi otomobilimizi üretecek vizyonda ülkeyiz. Dünyadaki bütün büyük altyapı projelerini toplayın. Bunların pek çoğu Türkiye'de gerçekleştirilmiş ve pek çok sınamaya rağmen. Bunları hep bir şeylere rağmen gerçekleştirdik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Pek çok sınamaya rağmen bugün küresel güç olarak adlandırılıyorsak bunun bir sebebi var. Bunun en önemli sebebi benim bir Türk genci olarak her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğidir. Ve onun istikrarla, güvenle Türkiye'yi için asla hiçbir başarıyla yetinmemesi hep daha büyük başarıların kapısını aralama iradesidir. Bu aslında dünyanın ve insanlığın da beklentisi haline dönüştü. O yüzden dünya içinde bir kırılma olarak görüyorum. Çünkü küresel sistem artık sorunlara cevap vermiyor. Ve bu küresel sistemin değişmesi gerekiyor, reforme edilmesi gerekiyor. Bunu reforme edecek irade ve kudret de bugün dünyaya baktığımızda hangi ülke bunu seslendiriyor? Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız. Dünya beşten büyüktür öyle alelade söylenmiş, ifade edilmiş bir slogandan ibaret bir cümle değil. Bir iddianın yansıması. Şimdi o dünya beşten büyüktür iddiasını daha adil bir dünya mümkün inancıyla Sayın Cumhurbaşkanımız insanlığa bu mesajı verdi. Ve bu mesajın da her geçen gün daha büyük, daha geniş ölçekte yankı bulduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. O yüzden 2023 sadece Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla değil. Sadece Türk hariciyesinin 500. yılını idrak edecek olması hasebiyle değil. Bütün bu kazanımların ve Türkiye'nin ilerleyişinin
Ve Türkiye'den beklentilerin de zirve yapacağı bir dönem olacak ve bu beklentileri gerçekleştirecek kudrete, imkana fazlasıyla sahibiz. Yeter ki içeride bir olalım, beraber olalım. Bir güç birlikteliği içerisinde ortak paydamız Türkiye hedefiyle bütün kazanımlarımızı daha ileriye taşıyalım. O yüzden 2023 hem Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla çok anlamlı, hem Türk diplomasisinin, diplomasi geleneğimizin 500 yıllık geleneğinin, 500 yıllık tarihinin bir yeni bir milada evrilecek olması dolayısıyla çok anlamlı. Ama özellikle tabii ki bir seçim dönemine gireceğimiz gerçeği de açık. Bu seçim döneminin de Türkiye için bütün bu başarıların taşlanacağı, daha ileriye taşınacağı bir süreç olması açısından çok önemli. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu röportajdan aldığımız şey, sizinle yakın zamanda bir halı saha maçı ve belki de bir doğa yürüyüşünün sözünü de almış olalım yani. Bizim kamplar var. Bir gün sizi bizim kamplara davet edelim. Kampları takip ediyorum, kıskanıyorum da, hayıflanıyorum Adem Bey. Vallahi kalmaya söz verirseniz biz gelenleri göndermiyoruz gece. Çadırda yatıyorsunuz yani. Ama siz kalırsınız bence. Yani siz. Sizinle ve ekibinizle ki o samimiyet sosyal medyadan takip ederken de gerçekten yansıyor. Takip edenlere de yansıyor. O samimi ortamın, fotoğrafın bir parçası olmak bizim için çok anlamlı olur her zaman. O zaman ilk kampa sizi yazıyoruz Sayın İnşallah. Bakan. Mutfakta zaten mutfak işlerinde de maharetlisiniz. Her türlü bulaşık, yemek yani. Bulaşık konusunda çok iddia ediyor. Bulaşığı çok şey yapmayız da belki işte bir domates falan böyle bir soymak vesaire işte menemenle ilgili falan olabilir yani. Memnuniyetle. En çok hangi yemeği seversiniz ya? Madem onunla kapatalım yani. Üniversite yıllarında ne yapardınız? Ben biraz kebapçıyım yani. Kendi yaptığım yemek olarak menemeni ve makarnayı çok severdim. Yapar mıydınız peki? Yurtta çok imkan olmazdı ama yurtta da çok kalmıyordum açıkçası. ODTÜ'de 6. yurtta kalıyordum. Çok güzel anılarımız var orada. Orada pek imkan olmadı ama dönem dönem arkadaşlarımızla hafta sonları falan imkanlar dahilinde şartları zorlayabiliyorduk. Peki çay mı kahve mi? Çay, kesinlikle. Peki. O zaman kampta bir de semaver çayı yapalım yani. Semaverde çok iddialı değilim ama demlemede çaydanlıkta. Onu biz yapacağız, size yetiştireceğiz, ikram edeceğiz. Yani. O da bizim şey müesseseden. İnşallah. Ama özel tabii çay demleme sürecinde her aşama çok önemli yani. Suyu, kullandığınız çayın markası vesaire, onları ayrıca konuşuruz tabii. Bir de közde yapılınca yani, daha da tabii, efsane tabii. Oluyor yani. Bizim memleketimizde uzun saçlımız var Nusret abi. Evet aynen. Perşembe'de miydi o? Perşembe'de. Yani çok sıra dışı ve gerçekten. Bir de çok marka bir adam. Marka yani. Tam işte bu bütün anlattıklarınızı yani anlatan bir karşılığı yani. Adam işinizi sevdiğinizde, severek yapmak. İyi yapmaya çalıştığınızda gerçekten aynen. Hangi işi yaparsanız yapın orada katma değer sağlıyorsunuz, farklılaşıyorsunuz. Nusret abimiz de gerçekten ordumuzun, ülkemizin bir değeri. Yani evet, kesinlikle. İlk gittiğimde fırça yemiştim ondan. Sonraki gittiğimde bambaşka bir fırça yedim. Yani sürekli onun fırçalarıyla büyüdük ama o çayının lezzetini hiçbir zaman değiştirmedi. Aksine arttırdı yani o kıtlama evet. Şekerle. Kişiye göre demlik, sizde, özel tabii, demlik yapıyor. Kaç bardak içeceksiniz diyor. 3 bardak diyoruz. 4. bardağı içmeniz mümkün değil yani. Evet aynen öyle. Sevgili arkadaşlar, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran Bey ile güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım bütün ön yargıları bir tarafa bırakıp, hatta bence gözlerinizi de kapatarak izlediğiniz bir röportaj olmuştur. Bir sonraki hafta yepyeni bir röportajla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.